İbn Abbas Hazretleri'nden nakledilen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuştu. Gal İblis İblis dedi ki: "Ya Rabbi ey Rabbim. Kullu halgike beyanta rizqa. Sen bütün yarattıklarının rızkını açıkladın. Fefime fime Peki benim rızkım nerede?" Gal Allahu Teala dedi ki: "Fi ma lem yuz kerismi aleyh üzerine ismim anılmayan senin rızkındır." İbn Mesud Hazretlerinden nakledilen başka bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a kafir cinlerin azıklarının ne olduğu sorulduğunda Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur küllü azmin lem yüz kerismullahi aleyh. Üzerine Allah'ın ismi anılmayan her kemik onların rızkıdır. Aynı manaya işaret eden bir başka hadis-i şerifi de Hazreti Hüzeyfe nakletmiştir. Bu hadislerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İnne şeytan şüphesi şeytan le yestahillu da'amel o yiyeceği kendisine helal sayar. Hangi yiyecekti o? Lem yüz kerismullahi aleyh üzerine Allah'ın ismi anılmayan yiyecek. Bu hadisler gösteriyor ki yemeye başlarken besmele ile başlamazsak şeytan o yemeye ortak oluyor ve o yemeğin bereketi kalkıyor. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle Cenab-ı Hak bize sunduğu kıymettar nimetlere bedel üç şey ister. Bunlar zikir, şükür ve tefekkürdür. Zikir yemeye başlayken Bismillah demektir. Şükür yemeğin sonunda Elhamdülillah demektir. Fikir ise yemeği yerken o nimetlerin Allah'ın kudret ve rahmet eserleri olduğunu düşünmektir. O nimetler üzerinde Allah'ın rahmetinin ve kudretinin izini görmektir nimetten nimet verene geçmektir. Cenab-ı Hak cümlemize nimetler üzerinde bu tefekkürü yapmayı nasip etsin. Allah'a emanet ol.